Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa'nın 10. bölümüne hoş geldiniz. Evet, yeni girdim oyuna. Ayrıyeten ufak bir duyuru. Ben normalde örümcekleri seven bir adam. Ha neyse. Mod paketi güncellendi. Peki güncellenenler arasında neler var? Greg Tech güncellendi. Her şeyin en başında. Şurada birkaç değişikliğe bakıyordum. Bunun yanı sıra IC2 güncellendi. Factorization güncellenmedi. Forestry güncellendi. Railcraft güncellendi. Vesaire vesaire. Ve bayağı bir şey güncellendi. Bunun yanı sıra yeni eklenen modlarımız var. İlk olarak Extra Utilities. Ancak bu arada Extra Utilities normalde kasa softcore'da vardı zaten. Fakat kasa standardı aktarılan Extra Utilities ile ilgili bir şey göstereceğim. Şu an Reis spamlıyorum. Pipeların hiçbirinin resmisi yok. Mesela. Bunun yanı sıra şunun ya da şunun resmisi yok. Endothermic pump'un resmisi yok vesaire vesaire. Enderlililer bulunamıyor falan. Böyle güzel nerf'ler yaptım işte. Ve Django büyüdü, büyüdü. Pınar'la büyüdü. Evet. En son ben. Bu arada şu da texture değiştirdi. Alloy smelter yapıyordum. Django 2 saniye yol verir misin? Evet. Alloy smelter. Şimdi. Alloy smelter'ın resmisine bir bakalım. Invar plate gerekiyor. Peki invar için ne lazım? Tabii buradan bulacağız. Ha, evet. Iron ve nikel. Evet. Herhangi bir iki iron bir nikel kombinasyonu 3 invar veriyor. Peki bunları nasıl elde ettim? Öncelikle biraz daha maden kazdım sırf nikel için. Şu kadar nikel bulabildim. Ufak bir not. Nikelin hangi biyomda olduğunu tahmin edin. Extreme Hills. Evet. Nikel her zamanki gibi Extreme Hills biyomunda. Gene şurada olduğu gibi Steam makinemi buraya koydum. Sümüklü böcek. Ah, bir şey çıkarttı. Şuradaki binaya da yıktım. Sadece şu kaldı. Evet. Peki bu bölüm yapacaklarımıza biraz girişelim. Sen gel aslında bana. Django evladım sessiz ol azıcık. Bir tane daha wood lazım. Aslında bayağı bir wood lazım. Çünkü başka bir şey daha yapacağım. Ama önce şunu bir yapalım. Evet, work table. Work table. Hangi modun ne bir şey diye soracak olursanız. IC2 olmana gerekiyor. Burası iyi. Gibime geldi. Worktable, Forrester'in eklediği bir workbench ve şurada son 8 recipe'yi hatırlama gibi bir özelliği söz konusu. Biraz işimize yarayacak bir şey. Evet. Ve şurada da yapmam gereken bir şey var. Yine bir şey almayı unuttum.
Slab'leri nereye koymuştum? Slab'leri yere koymadım galiba. Neyse sen gel. Tamamdır. Ve karşınızda Jabba. Sen baltan var mı? Yok. Ama burada var. Ve Jabba barrel'larını koyalım. Bu arada Jabba'nın açılımı nedir diye soracak olursanız Just Another Better Barrel Adaptation gibi bir şey. Ve bu barrel'ların neden daha iyi olduğuna birazdan değineceğim. Şimdilik. Sizler şöyle gidebilir misiniz? Sen kal. Sen git, sen git, sen git. Sen kal. Şimdi. Bu arada normal barrel'larla neredeyse aynı bir çalışma mantığı üzerinde çalışıyor fakat biraz daha iyileştirmeler içeriyor. Onlara biraz değineceğim. Hatta bir ara Jabba'nın incelemesini de yapabilirim. Evet. Ve benim biraz lastiğe ihtiyacım olacak. Yakındaki bir projem bayağı bir steel tüketiyor. O yüzden zaten bunları buraya koydum. Ayrıca yakındaki projemin bir parçası için şu arkadaşlar da lazım. Evet. Bu arada dikkat ettiyseniz Vaila ile uyumlu. Aşağıda neyin ne kadar olduğu gözüküyor. Bu arada ufak bir uyarı. Hani ben videolarımda abi orada hangi modu kullanıyorsun? Abi ona hangi mod ekliyor sırlarınızdan kurtulmak için Vayla kurmuştum. Yine soruyorsunuz. Lütfen sormayın. Lütfen. Just lütfen. Hani. Anlayın azıcık benim de durumumu. Sekiz yetmez. O zaman biz de 16 tane yaparız. Hop. Hani hangi modu kullandığımı öğrenmek için sadece videoyu izlemeniz yeterli. Ki ben dahil çoğu YouTuber bile İzlediği kişilerde bilmediği bir mod olduğu takdirde Salih ile ben bunu çok yapıyoruz. Vailalarına bakıyoruz. Yani videoyu geri sarıp o hangi moddanmış bunu öğren. Evet demin bir güncelleme bildiricisi beni trolledi. Neyse son dinlediğimi duymuşsun anladınız. Gidip yorumlarda sormak yerine bu arada şu kolları geçici olarak böyle koyuyorum. İşlemeye üşendim şimdilik. Bu ses ne? Senden mi geliyor? Neyse. Kaldığımız yerden devam edelim. En son Vayla diyorduk gene. Hani Vayla önemli. Kısacası bilmediğiniz bir tanımadığınız bir item varsa şu kısımda gözüken hata dur. O kadar belirgin durmuyor.
Şimdi daha belirgin sanırsam. Evet. Benim gözüm yoruyor ama daha belirgin. Oraya bakın. Oraya bakın. Neyse ben şunların geri kalanını halledip geliyorum. Evet, mister gibi barrel'larımızı işledik. Yerleştirdik. Anladınız. Huh. Şimdi. Oy, 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 uyuyalım. Gece pek güzel olmuyor. Evin içinde bile saldırıya uğrayabiliyorum. Şu duvar bir kere yıkıldı. Neyse. Yağmur mu yağıyor? Neyse. Şimdi bu bölüm girişeceğimiz şeylerden bir tanesine bakalım. Steel's Guard. Yay. Evet, ilk olarak bize... Gold ve Redstone lazım. Aa, bu arada dur. Bir şey yapmayı unuttum. Boş elle Shift click'e basarsanız bunlar o item'a kilitleniyor. O item'dan başka hiçbir şey hiçbir zaman kabul etmiyorlar. O item'dan hiçbir tane olmasa bile. Normal barrel'larda böyle bir olay yok. Ha slime ha. Kafamı ütülemek hoşuna mı gidiyordu? Gördüğünüz gibi. Hiçbir tane yok ancak hala o itemde gözüküyor. Seni buna kitlemeyeceğim. Tamamdır. Bu arada hiçbir şey... Hiçbir şey yokken de sağ tıklarsanız böyle bir şey oluyor. Hiçbir şey konulmuyor. Evet, şimdi... Shift click çalışıyor mu burada? Evet, çalışıyor. Malzemeleri buraya koymak lazım. Evet. Sen şöyle sağ tıklayarak buna kilitliyorsunuz. Yani değişemiyor. Evet. Ve biraz da stone lazım. Tabii önce şuna çevirelim. Evet. Kart assembler'ımız hazır. Hayır, seni hatırlamasını istemiyorum. Kart assembler'ı nereye koyalım? Şimdilik şuraya koyalım. Ya da dur. Evet, şimdilik buraya koyalım. Evet, şimdi ilk yapacağımız şey ne? Öncelikle ben nasıl bir kart yapmak istiyorum onu belirleyeyim. Steve's kart nedir bu arada? Şurası kartımızı yaratacağımız yer. Buraya kartımızın kasasını koyuyoruz, motorunu koyuyoruz, aleti neyse onu koyuyoruz, parçalarını, depolamasını ve eklentilerini falan filan koyuyoruz. Ve bu sayede istediğimiz tip bir kartı elde etmiş oluyoruz. Şimdi bana ne lazım? Ben bir hesaplayıp gelsem diyeceğim. Iron Drill'e gerek yok. Ben Wood Cutter istiyorum. Basic Wood Cutter. Hardened Wood Cutter. Evet, Harden'ı yapacağım. Şimdi bunun için sen lazımsın. Diamond ve Obsidian lazım. Diamond. Obsidian. Yok aslında
Basic woodcutter'da yapabilirim de neyse. Tamamdır. Bu bir tane bu elde ediyor. 3 tane daha lazım. Obsidian'ım yetmiyor. Obsidian'ın bir resmisi var mı bakalım? Evet var. Neyse şunları ben bir işleyeyim. Bundan sonra bunlar işlerini dursun. O esnada ben ne yapayım? Onu düşüneyim. Basic wood cutter. Hardened wood bir de ne yapacağız? Standart hull yetiyor mu? Modular cost. Yok yetmiyor. Reinforce yapmam lazım ya da basic woodcutter'da yapabilirim. Başlangıç. Bu zaten başlangıç olacak da. Evet basic woodcutter yapayım. Tamam, basic woodcutter yapıyoruz. Fikir değişti, plan değişti. Ve sen önemli bir parçasın. Öncelikle senden iki tane. Ne? Ve ardından senden bir tane. Sonra da saplinglerimizle. Evet. Basic woodcutter'ımız hazır. Evet. Modular cost'u yani bunun modül kapladığı alan 34. Bunun kapasitesi 200. Maksimum kapasitesi ya maksimum kompleksliği ise 50. Yani 50'den daha büyük bir şey alamaz. O zaman standart hull kullanıyoruz. Iron ve stick. Stick. Neyse şunlar belki bir gün işimize yarar. Az Nether'a gidecektim sözde bölümün sonunda. Kal sen. Standart hull. Evet. Standart hullumuz hazır. Sen git buraya. Gördüğünüz gibi bu gözüktü. Tool'umuzu yerleştiriyoruz. Ardından ne yerleştiriyoruz? Coal engine. Coal engine. Tabii wood lazım gene. Evet. Wood, redstone. Tamam, geri kalan her şey hazır. Neyse şöyle bir saçmalık yapalım. Sistemimizi de koyalım. Piston kalsın, piston her daim işe yarıyor. Furnace ve şimdi coal engine. Evet, coal engine'imiz hazır. Koyalım coal engine'i. Solar engine koymak istemiyorum. Çünkü işe yaramıyorlar cidden. Evet. Bunun yanı sıra başka ne koyacağız?
Storage. Storage için ne kullanabiliriz? Top chest. Testere. Testereyi düşürmeseydim çok daha iyi olurdu. Evet. Gel bakalım. Bir stack fazla bile. Ne olur ne olmaz bulunsun. Kaç tane lazım senden? 6. Tamam, bir stack fazla değilmiş. Tamam. Evet, burası doldu an itibariyle. Top chest'imiz de hazır. Gördüğünüz gibi top chest. Bunun yanı sıra başka ne koyabiliriz? Thermal engine, advanced thermal engine, liquid cooler. Cake server. Buralar yapı malzemeleri. Evet, başka bir şeye ihtiyaç yok. Evet, bu arkadaşın başka bir şeye ihtiyacı yok. Sanırsam. Emin olmak için bakıyorum. Burada Galgadorian Hull. En gelişmiş hull. Ore extractor, long crafter. Exotic tree addon'unu koysam belki bir işime yarar. Yani ne olur ne olmaz koyayım bir. İki glowstone daha alalım. Bu arada glowstone'ları gene villager'lardan topladım ve uyuyalım. Evet. Tamamdır. 19 dakika içinde assemble olacak. Umarım 16 kol yeter. Buna yakıt sağlamak için. Kol veriyoruz ve şuna tıkladığımızda burada işlenmeye başlıyor. Kalan süreyi falan görebiliyoruz. Şöyle koyalım. Evet. Bu süre bittiğinde bu arkadaş tamamlanmış olacak. Peki o esnada benim başka ne yapmam lazım? Sis karta girdim. Bunun yanı sıra girmem gereken başka bir mod. Railcraft. Evet. Railcraft. İlk olarak bana track lazım. Track için wooden tie lazım. Wooden tie için bu lazım. Yani Creosote ile boşuna üretmiyorsunuz. Böyle kalsın. Evet, crossover oyunlarımız buradan alınıyor. Tabii 16'ya kadar stackleniyorlar sadece. Unutmadan içerine daha fazla kol koyalım çünkü kol koka ihtiyacımız olacak. Gel bakalım.
Evet, daha fazla geliyor. Son partilerde gel. Şimdi gidin bakalım. Evet. Kreosot oyunlarımızı aldık. Şimdi bize Wooden Tie lazım. Wooden Tie için bu lazım. Ve Wood Slap lazım doğru olarak. Tamamdır. Ben biraz overkill oldu ama. Ya da olmadı. Yok aslında oldu. Evet. 8 tane işim görür. Bu arada buradan Wooden Post'a yapabiliyorsunuz. Şimdi. Bunun yanı sıra bize Standard Rail lazım. Standard Rail'ı nasıl elde edebiliyoruz? Plate Bending Machine'de yapabiliyoruz. Bu circuit olayı ne? Bunun dışında Rolling Machine'de yapabiliyoruz. Railcraft'ın kendi yöntemi. Ben Plate Mending Machine'i bir denesem mi? Ah. Iron Rod. Bronze Rod. Ha, Bronze Rod az veriyor. Steel Rod. Yok. Plate Mending Machine yapacağım. Plate Mending Machine demiş, pardon. Rolling Machine. Budumuz. Ardından crafting table'ımız lazım galiba. Evet. Çünkü bu teknik olarak bir crafting table. Ve rolling machine'imiz hazır olamıyor çünkü iron'ımız yok. Iron'ımız yok içmeye. Evet. Rolling machine maalesef EU'yla çalışmıyordu en son hatırladığım. Evet, gördüğünüz gibi bağlanmıyor bile. Peki bunu çalıştırmak için ne yapacağız? Django. Electrical Angel kullanabilirim. Tin Gear istiyor. Tingier de bunu istiyor. Bir, iki. Ardından iki. Ve ardından bir, iki. Tamamdır. Gear'ları buraya kaydedelim. Ve şimdi de Electrical Engine ama önce Piston. Tamamdır. Piston ve Glass. Glass'ımız kaldı mı? Aa, vardı şurada, evet. Hadi bakalım Glass. Ve Electrical Engine'imiz hazır. Şimdi buraya koyacağım geçici bir süre için bu. Evet. Ve bana bir adet lever lazım. Lever yapımı kolay bir iş. Herkesin bildiği gibi. Tak tak. Lever tamam. Şimdi Rolling Machine'imize
Steel'lerinizi koyalım. Evet, enerji dolmaya başlıyor. İşleye dursun. Electrical Engine'imiz kaç EU MC üretiyor? 2 MC üretiyor. Kaç EU kullandığını göremiyorum şu an. Ama bunu upgrade edebiliyoruz ve sen kapansan olur. Evet. Standart rail'larımız da hazır. Bir set daha fazla ihtiyacım olabilir ama. Evet. Bir set daha fazla yapacağım. Bu arada tıklamadan şu sonda kalan recipe'yi yapmaz. Bu rolling machine. Bunu aklınızda bulundurun. Bu önemli bir bilgi. Evet. Bekliyoruz. Tamamdır. Bu fazlasıyla yeter. Yakıt kalmış. Ha öğüyen ne de sana da. Evet. Şimdi ağaç tarlamızı nereye kuralım? Şurası olabilir sanki. Ya da şurası da olabilir. Burası olabilir. Ama süremizi aşmışız. Ben bölüm arası burayı düzleştiririm. Aa bir de bölüm arası yapmam gereken bir şey unuttum. Nedir'e gideceğim. Ama obsidiyanım yok artık. Neyse. Obsidiyanı da kazarım artık. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler. İyi eğlenceler.